yapıyorsun lan? İnşallah. Hadi, hadi öptüm hadi. Hadi öptüm. İyi günler. Bağlamam perde perde, bağlamam perde perde. Düşürdün beni derde, düşürdün beni derde. Ayak üstü dur ama, ah ayak üstü dur ama. Seni gördüm yerde, seni gördüm yerde. Dursun Şahin. 2014 30 Mart yerel seçimlerinden sonra bu köyde muhtar olarak göreve başladım. Yaklaşık 30 yıl din görevlisi olarak hizmet ettikten sonra vatandaşımızın isteği doğrultusunda bu göreve getirildik. 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren köyümüzden mevcut bulunan sıkıntıları bildiğimiz için ilk evvela o sıkıntıların hangilerini öne alabiliriz? Hangi kısa vadede, hangi orta vadede, hangi uzun vadede bu problemleri çözebiliriz diye kafamızda daha önce oluşturmuş olduğumuz o programı uygulamaya başladık. 2014 yılında ilk defa merkez mahalleye bu zamana kadar gelemeyen en büyük hizmetlerden bir tanesi Kirazlık Mahallesi'nden itibaren yaklaşık 4 kilometre burası merkez mahalle. Buraya mucur serilmek suretiyle bir defa yolun çamurdan kurtardık. Ondan itibaren 2015 yılından itibaren orada programı almış olduğumuz beton yol çalışması hizmetinde program olarak 4 kilometre Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere ayırmış olduğu o programı hala bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde o beton yol çalışmamız devam edecek. Bunun yanında Terme Belediye'mizin bu zamana kadar yapılamayan en büyük hizmetlerden bir tanesini de biz yine köyümüze aldık. Bu sene Canik Yolu mahallemize kadar 1,5 kilometrelik beton yol. Ondan sonra Meşelik'ten başlayarak aşağıya kadar şu anda normal şartlarda 1500 veya 1700 metre civarında bir beton yol çalışmamız devam ediyor. Onun akabinde inşallah Kirazlık'tan gelen beton yol çalışmamız büyük şehrin katkılarıyla devam edecek. Bizim köyümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi altyapı kanalizasyon problemi. Onun için göreve geldikten itibaren ilk defa SASKİ Genel Müdürlüğü ile diyalog kurdum. Ancak bu zamana kadar yapmış olduğum bunca çabalara rağmen henüz bir sonuç alamadık. Başvurmuş olduğumuz dairelerden bizlere ilk defa köyünüzde, mahallenizde bu problemin çözülebilmesi için bizlerden istedikleri şey evvela kanuni noktada efendim imar planının çıkartılmasını istediler. Evet. Bu imar planının çıkarılması o kadar basit bir şey değil. Terme'nin merkez mahallelerinin büyük bir kısmı imar planından geçmediği halde bizim köyümüzün böyle bir imar planına kavuşturulması da pek tabii ki kolay değildir. Ancak bütün bunların yanında ben bu problemimizi SASKİ Genel Müdürlüğü'nden bir sonuç alamadıktan sonra başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi valilik gibi o noktalara da bütün mahallemizdeki mevcut bulunan bu sıkıntının ana kaynaklarının fotoğraflarını çekerek onlara gönderdim. İnşallah onlardan bir sonuç alabilirsek bu en büyük problemimizi inşallah çözmüş olacağız. İnşallah. Bunun yanında en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi de bizim
merkez mahallemizin içerisinde caddelerde, sokaklarda yol darlığıdır. Onun için inşallah kısmet olursa, şu imar planı gelirse o yol daralma sıkıntısının da inşallah giderileceğine inanıyorum. İnşallah. Bu sebeple hayatımızda elbette ki Cenab-ı Allah bizlere bir ömür vermiş. Bir hizmet aşkıyla biz Ahmet'i, Mehmet'i ayırmadan, onu bunu kayırmadan hizmetimize devam ediyoruz. Belki insanların bir kısmı ne yapacak? Ön yargıyla davranacak. İşte yapmış olduğumuz hizmetleri engellemeye çalışacak. Bazen şeyleri görüyoruz ki yapmış olduğumuz hizmetlerde vatandaş hala uyuyakalmış. Biz o merhaleleri kat etmişiz, atlatmışız. Bu sene yaklaşık belki 15-20 yıldan beri tamamen çakıllanmış bulunan mahalle arası yollar ve merkez mahallemizin yollarının tekrardan tamamen çakıllanmasını sağlayarak Allah razı olsun Terme Belediye Başkanımızın ve AK Parti İlçe Başkanımız Avukat Ali Kılıç Bey'in de bizlere katkılarıyla büyük bir problemi atlatmış olduk. Ancak bizim vatandaşlardan istediğimiz en önemli istek nedir? Vatandaş mahallesinde, yolunda, yol güzergahında, eğer yolun üstünde arazisi olan vatandaş var ise çalısını, çırpısını gidip de yolun kanalına inecek şekilde atmaması, onları bir şekilde tahrip etmesi, o şekilde yapılan bu hizmetin devam edebilmesi için mutlaka herkesin bu hizmete sahip çıkması lazım. Bizim vatandaşlardan istediğimiz en önemli olay budur. Evet. Evet muhtarım, sosyal etkinlikler konusunda bize bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz sosyal etkinlikler anlamında? Şimdi yaklaşık 4 sene İstanbul'da bulunan Kazım Karabekir Paşa Köyü Derneği adında bir derneğimiz var. Bu derneğimizin ve muhtarlığımızın beraberliğinde yaklaşık 4 sene gibi bir zaman fındık şöleni, pikniği düzenlendi mahallemizde. Evet. Tabii biz bunların artılarını gördük. Bunun yanında hem köyümüzün tanıtılmasında hem diğer mahallelerden, diğer yerlerden köyümüze gelen bir takım insanların bize vermiş olduğu değeri burada anladık. Bir de bunun yanında bu sene, geçmiş olduğumuz sene mahallemizde bu şenlik olarak değil, bunu biz inşallah bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz. Şehitlerimiz ve geçmişlerimize vefa, birlik, beraberlik, kardeşlik programı olarak bu sene yaptık. Biz bu programların çok büyük nimetlerini gördük. Mahallemizin genel idareler bazında tanıtılması, ondan sonra mahallemize gelecek olan kaymakamdır, garnizon komutanıdır, belediye başkanıdır. Bütün bunların yanında mahallemizi tanıtarak ve diğer taraftan dışarıda bulunan, yani il dışında bulunan kardeşlerimizin de mahallemize gelmek suretiyle katılımları olduğu sürece biz bu şenlikleri, yani şenlik bazında değil, biz bu programı inşallahurrahman yine memleketimize yakışır bir şekilde, muhafazakar olan memlekette yaşadığımıza göre bu programların aynı isim altında şehitlerimiz ve geçmişlerimize vefa, birlik, beraberlik, kardeşlik projesi olarak inşallah devam ettireceğiz. Yaptığınız hizmetler hakkında bilgi verdiniz. Biraz da köyümüz hakkında bilgi verir misiniz? Geçim kaynağı, ekonomik durumu nedir? İnsanlar nelerle uğraşır? Biraz coğrafi tanıtım yapar mısınız? Şimdi köyümüzün gerçekteki geçim kaynağı tarımsal faaliyetler dediğimiz, işte fındık bizim en önemli temel geçim kaynağımız. Bunun yanında diğer tahıl ürünleri, işte mısırdır, bilmemedir, bunlar tabii satış maksatlı değil, vatandaşımızın kendi ihtiyacını karşılayacağı kadar olan şeyler.
Ama diğer taraftan vatandaşlarımızın nüfus yoğunluğuna baktığımız zaman belki bugün mahallemizde nüfus idaresine sorduğumuzda yaklaşık 600'e kadar nüfusu var. Yalnız bu nüfus çok asgari bir noktada. Yaz ayları geldiğinde fındığın durumuna göre, fındık rekoltesine göre bizim nüfusumuz artıyor. Bu zamana kadar yapılan köyümüze en büyük hizmetlerden bir tanesi kalın güme dediğimiz mevkiden İkizce topraklarından gelen su olmuştur. Bu su inşallah bu zamana kadar belki gerçek manada anlaşılamadı. 2017 sezonundan sonra OSKİ Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşallah oraya büyük bir su barajı inşa edilecek. O barajın da katkılarıyla vatandaşımız, yani şu anda o suyu kullanan vatandaşlarımız bulanık bir şekilde kullanıyorlar. Belki tamamen hijyenik şartlara uygun değil belki, ama o zaman daha güzel şartlarda su içecekler. Mahallemizdeki mevcut bulunan depolarda bir takım sıkıntılarımız var. İnşallah o depolardaki sıkıntılarımızı da giderdikten sonra vatandaşımızın sağlıklı bir su içmesini inşallah temin edeceğiz. Bizim mahallemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi her yerde olduğu gibi yol problemi. Onun için biz önümüze hedef koyduk. Canik yolu mahallemize kadar Kocaman'dan yine Meşelik mahallemize kadar. Bunun yanında buraları zaten Terme Belediyesi yapacak inşallah. Kısa zamanda onu bitirmeyi düşünüyoruz. Diğer taraftan Büyükşehir Belediye'miz tarafından ilk evvela biraz önce söyledim, Kirazlık Mahallesi'nden merkeze kadar ve merkezden de Kocaman hududuna kadar beton yol yapılmak suretiyle mahallemizi ilk evvela çamurdan kurtarmak istiyoruz. Yine bunun yanında bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi merkez mahallemizde mevcut bulunan ara yolların sıkıntısı. Bu yollardan öyle zaman geliyor, yağmur yağdığı zaman tamamen sel akıyor. Biz buralara, yani aklen düşündüğümüz zaman, kaldırım taşı döşesek bu kaldırım taşı bir yağmurda hemen çekip gider. Onun için inşallah kanalizasyon problemini çözebilirsek, o konuda yakın tarihte bu işi becereceğimize, tamamlayacağımızı, yapabileceğimize eğer inancımız varsa ilk evvela kanalizasyon probleminden sonra orayı inşallah ara mahallelerimizi beton yol yapmak istiyoruz. Diğer taraftan Kirazlık, Meşelik ve Canik yolu mahallelerimizde ara yolları, onların bizden daha büyük şansı yol güzergahında olmaları. Ara mahallelerde inşallah düz olan mevkilerde kaldırım taşı yapmak suretiyle belediyemizden bunu temin etmeye çalışacağız. Rampa olan yerlere de, dik olan yerlere de inşallah beton yapmak suretiyle inşallah oraları da bir rahatlatmış olacağız. Bizim en büyük sıkıntımız yol. İnşallah bu sene önümüzdeki günlerde yaklaşık 35 yıldan beri devam eden bir alt yapıyla devam eden elektrik sıkıntımız var. Bütün direklerimizin büyük bir kısmı çürümüş, neredeyse yıkılmak üzere. Siz de köyde, mahallemizde gezmişsinizdir. Tamamen teller aşağıya sarkmış bir durumda. En son almış olduğumuz bilgilere göre bütün bunların projeleri yapıldı. Programları ortaya konuldu. Bayramdan sonra, yani önümüzdeki Eylül ayının 12'sinden itibaren bana verdikleri söze göre bir ekip gelecek inşallah. İlk evvela merkez mahallemizden başlayacağız. Oradan bize aktarılan kaynağın durumuna göre devamıyla Meşelik, Kirazlık, Canik yolu gibi yerlerimizi tamamen altyapısını, işte bütün her şeyiyle beraber yenilenecek. Bu şekilde de biz elektrik durumunu da inşallah düzeltmiş olacağız. Tabii ki bu zaman içinde olacak. En kötü şartlarda Allah izin verirse bu sene 2016 yılı içerisinde merkez mahallemiz tamamen elektrik bakımından yenilenmiş olacak. İnşallah. Belki de onun ucunda bana söyledikleri şey, yetkililerin paranın durumuna göre, ayrılan miktarın durumuna göre Meşelik ve diğer senelere sarkmak suretiyle Kirazlık ve Canik yolu mahallelerimizde bu şekilde yenilenmiş olacak inşallah. İnşallah. Anlatmaya çalışmış olduğumuz konular elbette ki bizim için belki, yani ufkun arkasında bir şey olarak gözükebilir.
Ancak bunları yapmak inşallah o kadar zor olmayacak diye düşünüyorum. Bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz bize güvenmeleri, bize inanmaları. Biz herhangi bir mesaj verdiğimiz zaman o mesajın arkasından farklı, yani böyle bizi motive edecek şeylerin çıkmasını istiyoruz. Yani bu olmaz, etmez. Böyle şeyler artık Türkiye devletinde yaşanılmaması, olmaması gereken şeyler. Bizim medeniyeti kavuşturacak en önemli projelerimiz inşallah yol medeniyeti olacak. Bunun yanında mahallelerimizde inşallah o beton yollarımızı biz mahallelerimize kadar işte önümüzdeki seneleri tamamen bitirmek istiyoruz. Bizlere bildirilenlere göre de 2018 yılının sonunda inşallah bu saymaya çalışmış olduğumuz şeylerle beraber mahallemiz güzel bir şekilde güzel bir havaya kavuşmuş olacak. Bunun yanında vatandaşlarımız yıllardan beri bekledikleri hizmetleri inşallah kavuşacaklardır diye düşünüyorum. Bizi buradan izleyen ülkemizin dört bir bucağında herhangi bir şekilde bulunan Ankara'dır, İzmir'dir, Bursa'dır, Bilecik'tir. Onun yanında en büyük nüfusun kaynaklandığı ilimiz elbette ki İstanbul'dur. Bütün vatandaşlarımızdan bizim istediğimiz bizlere güvenmeleri, bizlerden mutlaka bir şeyler olacağını, doğacağını bilmeleri. Bunun yanında herkese saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Bizi izlemeye devam etsinler. Evet, yollarınız beton olmuş. Memnun kaldın mı? Evet. Daha önce taşlıydı. Evet. Ama yine oynanıyordu. Evet. Ama bisiklet sürüyordu. Ha, şu anda bisiklet de sürebiliyorsun. Ne güzel. Çamur vardı, öyle mi? Evet, çok çok çamur oluyordu yağmur yağdığında. Evet. Oynayamıyorduk. Buraya tatile geldim. Kimin yanına geldin? Burada evimiz var. Evet. İşte öyle. Evet. Kuru toplamaya geldik. Evet. Peki köy yolları güzel olmuş. Memnun kaldın mı? Mutlu oldun mu? Evet, kaldım. Önceden çok, nasıldı? Önceden evet. çok çamurluydu. Oyun oynayamıyorduk. Evet. Ama şimdi beton olduğu için istediğimiz oyun oynayabiliyoruz. Elim ayakta bile sürebiliyorum. Evet, bisiklete biliyorsun. Top oynayabiliyorsun, öyle mi? Evet. Evet. Sen kaç sınıfa gidiyorsun? İkiye. İkiye gidiyorsun. Burada mı oturuyorsunuz yoksa başka bir yerden misafir mi geldi? Burada oturuyorsun, öyle mi? Evet. Hı-hı. Sen adın nedir? Bilal. Soyadın? Kılıç. Teşekkür ederim. Yollarınızın beton olması nasıl etkiledi mahalleyi? Neler hissediyorsunuz? Vallahi psikolojik olarak bile rahatladık. Evet. Çamurdan kurtuldunuz, öyle mi? Sorma. Şehir hayatı yaşıyoruz. Evet. Evet. Sağ olsun muhtarım. Devletimiz döktürüyor. Köylünün de işbirliğiyle çok güzel bir ortam yaşıyoruz. Mutluyuz köylü olarak, mahalle olarak. Ben Meşelik Mahallesi'nden eski muhtarım oğlu Hüseyin Çamuroğlu. Yapılan hizmetlere karşı köylümüz çok duyarlı. Terme Belediye'miz tarafından beton yol olarak yapılan yolumuzun asgari miktarı 6 metre. Ve bunun yüksekliği de 15 santim. İnşallah altında görmüş olduğunuz gibi ızgara demirlerle kaplanıyor. Ömrü bakımından yani bu bilimsel tabiriyle 15 sene veriyorlar. Ancak inşallah biz bunun daha fazla ömürlü olacağına inanıyoruz. Onun için belediyemizden Allah razı olsun, hizmetlerinin devamını bekliyoruz.